selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda Almanya'nın zorluklarından ve olumsuz yönlerinden bahsetmiştim. Bu videoda ise Almanya'da yaşamanın avantajlarından, yani olumlu yönlerinden bahsedeceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Bu videoda Almanya'yı yüceltmek gibi bir amacım yok. Sadece burada yaşamanın avantajlarından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Öncelikle ilk bahsedeceğim konu yaşam kalitesi. Buradaki insanların çoğu belirli bir standartta yaşıyor. Ve bu standartı size şöyle açıklayabilirim. Yani burada yaptığınız meslek ne olursa olsun, isterseniz çöpçü olun, temizlik görevlisi olun ya da herhangi bir yerde fabrikada çalışın ya da doktor olun. Günlük hayatta kazançları ne olursa olsun tüm insanlar belirli bir yaşam kalitesinde yaşıyor ve bu diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir seviyede. Birçok insan günlük yaşamında genelde stressiz bir şekilde yaşamını sürdürür ve bunu canlı olarak da görebiliyorsunuz. İnsanların birbirine güven durumu burada var ve bu güven durumu öyle basite alınacak bir seviyede değil, bayağı yüksek bir durumda. Örnek olarak geçen hafta bir para çekme işlemim vardı ve ATM'ye bisikletimle gitmiştim ve orada bayağı uzun bir sıra vardı. ATM de bankanın içinde olduğu için bisikletimi dışarıda bırakmak zorunda kaldım. Ama bisikletimi bir yere kilitleyeyim, biri çalar götürür düşüncesine kapılmadım. Çünkü insanların çoğu kısa bir alışveriş yapacaksa ya da herhangi bir yerden hızlı bir şekilde çıkacaksa genelde bisikletlerini bağlamak zorunda hissetmezler. Toplumda genel bir güven durumu mevcut. Bunu kısaca bu şekilde açıklayabilirim. Bir sonraki konu, aslında olumsuz olarak belirttiğim videoda da vardı, kurallar. Yani şöyle, aslında kurallar başta size çok fazla ve çok sıkıcı gelebilir ama bu kuralların tümü sizin hem iş yaşantınızda hem de günlük yaşantınızda beklenmedik bir şeyin karşınıza çıkmaması demek oluyor. Yani şöyle, trafikte yaya, bisikletli ya da araçla gidiyorsanız herhangi bir tedirginlikle araç sürmüyorsunuz ya da bisikletle gitmiyorsunuz. Aynı şekilde de yaya olarak seyahat ettiğinizde herhangi bir araba size yol verir mi, vermez mi? Bunu tamamen kurallar belirlediği için herhangi bir korkunuz olmadan seyahat edebiliyorsunuz. Yani kısacası beklenmedik bir şeyin başınıza gelmeyeceğini bilerek yaşıyorsunuz. Almanya'da her biri kendi özgürlüğüne sahip olduğunu bilerek yaşıyor. Bunu örnek olarak düşünce özgürlüğü, cinsiyet özgürlüğü, giyim kuşam özgürlüğünü verebiliriz. Yani şöyle, dışarıda kimse size küpe takıyorsunuz diye, salaş kıyafetler giyiyorsunuz diye ters gözle bakmaz. Yani burada tecrübe ettiğim 8 ayda bile öyle göze batan bir durumla karşılaşmadım. Toplu taşımada olsun, sokaklarda olsun, farklı giyimden dolayı ya da farklı bir saç şeklinden dolayı birbirine garip bir şekilde bakan insanlarla karşılaşmadım. Belki de kuzey bölgesinde yaşadığım için bu durum daha baskın ama Almanya genelinde bu özgürlüğe sahip oluyorsunuz. Ve bu özgürlük konusunda ekstra bir örnek vermek istiyorum. Burada kadınlar saat kaç olursa olsun, gece ya da gündüz sokağa korkarak çıkmıyorlar. Başlarına bir şey gelmeyeceğini bilerek hareket ediyorlar ve çocukluktan bunu bilerek büyüyorlar. Bir sonraki konu ise saygı. Saygı konusunda şöyle bir örnek verebilirim. İnsanlar burada birbirlerine yüksek sesle konuşmuyorlar. Çünkü yüksek sesle konuşmanın karşı taraftan tehdit olarak algılanacağını düşündükleri için genelde normal bir ses tonuyla konuşuyorlar. Yani öyle yüksek sesle birbirlerine bağıran, çağıran insanlarla burada karşılaşmıyorsunuz. Bunun dışında metrolarda, otobüslerde, tüm toplu taşımalarda inme binme kurallarını herkes harfiyen uyguluyor. Çünkü insanlar burada saygı içinde yaşamak gerektiğini biliyorlar. Ve garip bir şekilde bu saygı durumunda sanki yazılı kuralmış gibi tüm insanlar tarafından uygulanıyor. Almanya'da bildiğiniz üzere eğitim ücretsiz. Tüm devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim sağlanmakta.
Çok ufak miktarlarda dönem ücreti ödüyorsunuz. Bu miktarda 150-200 euro civarı genelde. Bunun dışında çok fazla mesleki eğitim seçeneğiniz mevcut. Bu mesleki eğitim seçeneğinin adı da Ausbildung olarak adlandırılıyor. Ve bu Ausbildung'u dilediğiniz alanda yapabiliyorsunuz. Ve devlet tarafından sağlanan mesleki kurslara gittiğinizde de ortalama 750 ve 1000 euro arası maaşla bu mesleki kurslara başlıyorsunuz. Ve 3 yıl süren bu mesleki kurslarda hem mesleği öğrenip hem de her sene maaşınız artıp gelir sağlayabiliyorsunuz. Eğitim konusuna bir örnek daha vereceğim. Burada devletin sağladığı dil kurslarına kaydolduğunuzda ve bu dil kurslarından başarılı bir şekilde çıktığınızda devlet size dil kursuna harcadığınız tutarın %50'sini başarılı olduğunuz için geri veriyor. Almanya'nın tüm bölgelerini tecrübe etmediğim için yaşadığım bölge olan Niedersachsen'dan, yani aşağı Saksonya'dan bahsedeceğim. Burası Almanya'nın kuzeyinde kaldığı için şehir içi ve şehir dışında Almanya'nın en yeşil bölgelerine sahip. Ve bu bölgeler insanların yaşadığı mahallelerin etrafında toplanmış bir şekilde. Yani kapınızdan çıktığınızda ortalama 5 ya da 10 dakika yürüyerek büyük parklara, koşu alanlarına, yeşilliklere ve kafanızı dinleyebileceğiniz yerlere erişebiliyorsunuz. Çünkü birçok şehirde şehir düzenlemesi buna göre yapılmış. İnsanlar çok çabuk böyle alanlara ulaşabilsin diye bu şekilde dağıtılmış. Ve her mahallede mutlaka çocuklar için park alanı ve yetişkinler için de spor yapabilecekleri ve kafa dinleyebilecekleri alanlar mevcut. Almanya'da mevcut olan sosyal devlet anlayışı genel olarak vatandaşını düşünen devlet demek. Peki bu vatandaşını düşünmek nasıl oluyor? Bunu açıklayayım biraz. Herhangi bir işten ayrılma durumunuzda ya da iş yerinden çıkarılma durumunuzda devlet size işsizlik maaşı bağlıyor ve ortalama 6 ay ile 1 sene arası değişen süreyle işsizlik maaşı veriyorlar. Ve bu işsizlik maaşı alırken de devletin iş bulma kurumu size sizin için uygun olan işlerle ilgili mektuplar yolluyor. Yani iş ilanları yolluyor. Bunun dışında burada oturum izniniz varsa ve buranın vatandaşıysanız, kiranızı ödemekte zorluk yaşıyorsanız devlete başvurup devletten yardım isteyebiliyorsunuz. Aynı şekilde temel gıda ihtiyaçlarınız, hobiniz için bile devlet size belirli bütçelerde yardımlarda bulunmakta. Yani sizi kısıtlamadan yardım edip hayatınızı devam ettirmenizi sağlıyorlar. Biz henüz iyi ki böyle bir durumda kalmadık ama duyduğumuz ve gördüğümüz tecrübelerle bunların tümü vatandaşlara sağlanmakta. Aynı şekilde hepinizin bildiği üzere çocuk parası da mevcut. Çocuk başına belirli tutarlarda sizlere ödeme yapılıyor. Şöyle de bir detayı söylemeden olmayacak. Devletten yardım alıyorsanız harcamalarınızın birçoğunu devlete belirtmeniz gerekiyor. Çünkü devlet diyor ki ben size yardım ediyorum ama sen bu parayı nereye harcıyorsun ve gerçekten ihtiyacın var mı? Yani ihtiyaç durumun devam ediyor mu? Bunu bilmek zorundayım diyor. Almanya vatandaşı olduysanız ya da burada oturum izniniz varsa tüm Schengen üyesi ülkelere vizesiz bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Yani bir gün trene atlayıp Fransa'ya gidebilirsiniz, Avusturya'ya gidebilirsiniz, Hollanda'ya geçebilirsiniz. Tüm bu seyahat olanaklarına sahip oluyorsunuz. Ayrıca diğer ülkelere vize alırken de Alman oturumunuz olduğu için vize işlemlerinizi çok daha kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Bu ülkede hayalleriniz varsa gerçekleştirme oranınız oldukça yüksek. Örneğin mesleki olarak farklı bir alanda hayatınıza devam etmek istiyorsanız mesleki kurslara gidip maaşlı bir şekilde mesleki eğitiminizi alıp sonrasında daha yüksek maaşla hayatınızı bu şekilde idame edebilirsiniz. Bunun dışında hobileriniz için öyle büyük paralar ödemeniz gerekmiyor. Mesela seyahat tutkunuz mu var? Avrupa'nın tüm ülkelerine giden hızlı trenler mevcut. Yani Avrupa'da çok büyük bir demir yolları ağı mevcut. Bu demir yolları ağıyla istediğiniz ülkeye çok hızlı bir şekilde seyahat edip çok kısa sürede çok daha fazla ülke gezebiliyorsunuz. Ve bu ülkede kazandığınız para dünyanın birçok ülkesinde değerli olduğu için seyahatlerinizi buna göre daha rahatça yapabiliyorsunuz.
bahsedeceğim olumlu yönse alım gücü. Türkiye'den gelen biri için buradaki alım gücüyle karşılaştığınızda başta inanamıyorsunuz. Sürekli kafanızda kur çarpıp duruyorsunuz. Ama bu kur çarpma olayına bir son verdikten sonra, yani burada kazandığınız para birimiyle yaşadığınızı fark ettikten sonra satın aldığınız her şey size çok ucuz geliyor ve bir şey satın alırken kaygılanarak almıyorsunuz. Örneğin market alışverişlerinizde sepeti doldururken acaba ne kadar tutacak diye düşünmüyorsunuz. Günlük ihtiyaçlar Almanya'da en ucuz şekilde satılan ürünler oluyor. Günlük ihtiyaçlarınız için öyle büyük paralar ödemiyorsunuz. Otomobil burada çok büyük bir ihtiyaç. Bir otomobil satın aldığınızda harcayacağınız masraf toplu taşımayla seyahat ettiğinizden daha da ucuz oluyor. Zaten birçoğunuzun bileceği üzere otomobil fiyatları burada birim bazında oldukça düşük. Yani ikinci elde işinizi görecek bir arabayı burada 1000 Euro'ya 2000 Euro'ya alabiliyorsunuz. Bu da ortalama bir maaşınıza denk geliyor. Evet, bu videoda sizlere 8 aylık yani henüz yeni olan tecrübelerimle Almanya'nın olumlu yönlerinden bahsettim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Almanya'daki ilk 6 ayımda neler yaptım, neleri başardım, hangi işlemleri gerçekleştirdim ve gerçekleştirdiğim bir hayalimden bahsedeceğim. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.